Nevzat Dindar'la birlikte günaydın diyelim. Günaydın Ceyda, iyi pazarlar. Teşekkür ediyoruz Nevzat Dindar. Bugün tabii konuk da siz olunca sizin haberinizle başlayalım. Milliyet gazetesinde özellikle Berkan Kutlu transferinin iç yüzünü okuyucularla paylaşmışsınız bugün. Senet krizini kefalet önlediği başlığı dikkat çekici. Alanyaspor bir de kefalet istedi Galatasaray yönetiminden ve Burak Elmas'la Rezan Ep Özdemir kişisel kefaletlerini koydular demişsiniz. Detaylar nelerdir? Sizden dinleyelim. Şöyle Ceyda, Berkan Kutlu transferinde hatırlarsan bir iki gün bir rötar yaşandı ama son gün rötarın ve tıkanmanın sebebi tamamen senet krizinin yaşanması. Son gün TFF Genel Kurulu'nun yapıldığı gün Galatasaray Başkanı Burak Elmas da Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu arasında yapılan görüşmelerde Alanya tarafı 25 milyon, yani total bonservisten bahsetmiyorum ama bonservisin 25 milyon liralık kısmı için başkanın kendisi ve bir yöneticinin şahsi kefaletini istiyor. Yani iki tane senet istiyor. Bunun üzerine görüşmeler tıkanma noktasına geliyor. Bir ara Berkan Kutlu transferinden Galatasaray ciddi şekilde değerlendirme noktasına geliyor. Ama en sonunda başkan ve başkan yardımcısı Rezan Epözdemir'in şahsi kefaletleri sonrası Galatasaray bu krizi çözüyor ve Fatih Terim'in çok istediği Berkan Kutlu transferini gerçekleştiriyor. Burada geçmiş dönemlerde de biz bu tarz hareketlere başkanların, yöneticilerin alışığızdır ama hani o gün yaşanan tıkanma ve Berkan Kutlu transferinin neden geç saatlerde açıklandığının da bir anlamda yanıtını vermiş olduk bu haberde. Sonuçta Galatasaray Başkanı ve Başkan Yardımcısı önemli bir yükün altına girdiler. Ve Berkan Kutlu'nun 4 milyon euroyu bulan bonservisinin %25 milyon liralık, yaklaşık 2,5 milyon euroluk kısmının senet krizinde Başkan ve Başkan Yardımcısının özverisiyle Galatasaray bu transferi gerçekleştirdi. Ve gelelim aslında bugün çok konuşulan Morutan'ın haberine Nevzat Dindar. Bekali'nin açıklamaları oldu. 7 milyon euro transferin bittiğini, futbolcunun onun Galatasaray'la anlaştığını açıkladı dün Steaua Bükreş'in başkanı. Ama Emre Kaplan, muhabir arkadaşımız Emre Kaplan, ve zannediyorum sizin de temaslarınız olmuştur. Yönetime ulaştığında hayır, netlik kazanan bir durum yok diye ifade ettiler. Siz bu konuyla ilgili istihbaratlarınızı paylaşır mısınız? Şimdi Morutan hakikaten de Galatasaray taraftarını da çok heyecanlandıran, Roman basınında da sürekli olarak manşetlerde yer alan bir isim. Romanya tarafında dikkat edersen sürekli işte Galatasaray'la görüşüyoruz, anlaşıyoruz. Yok, hatırlarsan menajerin işte Türkiye İstanbul'a geliyorum diye uçak biletini paylaşması, sonra iptal etmesi, böyle garip bir şekilde manşetlerde tutulduğunu görüyoruz. Yani oyuncu zorla neredeyse Galatasaray'a satacaklar ama Romenlerin, Bekay'ın istediği rakam çerçevesinde bu da 10 milyon euro. Avrupa Kupası'ndan elenince özellikle sürekli olarak işlenmeye başladı bu konu. Sanki bilinçli olarak, ki normalde bir transfer görüşmesi biraz daha gizli yapılır bizim bildiğimiz ama cümbür cemaat böyle Romanya'da herkes konunun içerisine girmiş durumda sanki. Buna karşın Galatasaray temkinli. Fatih Hoca PSV maçı öncesi hatırlan sormuştum. Morutan'ı beğendiğini, yetenekli bulduğunu söylemiştim. Ama TFF Genel Kurulu'nun yapıldığı günde hatırlarsan A-Spor ekranlarında Sayın Burak Elmas Morutan'la ilgili bir girişimler olmadığını ifade etmişti. Dün yine bir önceki gün tabii Romanya'da Bekali Galatasaray'la yani anlaştığımız takım belli. Galatasaray deyince ister istemez de bir olayın muhatabı Galatasaray tarafına bu iddia yöneltildiğinde başkanın henüz bir girişimimiz yok ifadesi var. Ha, kişisel fikrimi söyleyeyim Ceyda. Yani Galatasaray Morutan'ı istiyor. Ama
Romenlerin istediği çerçevede bir transfer olmayacak. Yani Galatasaray bu transferi Bekalin istediği şekilde 10 milyon euroya yapmaz. 10 milyon euro belki yani taraftar da çok rakam işine girmez ama Galatasaray Genel Kurulu'nda zaten çıkıldığı transferi biraz maliyet yönünden eleştiri konusu olunca Morutan'a gidip 10 milyon euro vermez diye tahmin ediyorum. Yani Romanya'da çok ciddi paralar bunlar sonuçta. Türkiye için de çok ciddi paralar ama Romanya'da hani Morutan için o değer midir? Biraz tartışma konusu olabilir. Ben işin özeti olayı bir satranca benzetiyorum. İşin Romanya'ya rakamsal boyutu ve oyuncunun tercihi noktasında sürekli olarak bunu manşetlerde tutarak sanki Galatasaray üzerinde özellikle bu haberlerin sonuçta Türk medyasında ve sosyal medyada da yer alıyor. Sanki böyle bir baskı yaratma unsuru olarak kullandığı kanaatindeyim. Buna karşın satrancın bizim ayağımızda, Türkiye ayağında, Galatasaray ayağında da son derece soğukkanlı bir bekleyiş var. Yani başkan da Fatih Hoca da yönetim de bu oyuna gelmeyecekler gibi gözüküyor. Evet, Morutan'ı istiyor Galatasaray ama onların istediği şekilde bir anlaşma rakamsal boyutta söz konusu olamayacak. Asla olmayacak yani ki ben de Emre'nin haberi de verdiği Sparta kesinlikle doğru. Galatasaray Morutan'la bu rakamlara anlaşmayacak. Ha, başkan sürekli bir resmi girişimimiz olmadı diyor. Yani Bekali ile Galatasaray yönetimi arasında kıran kırana, daha doğrusu bir satranç oyunu gibi düşünelim. Morutan'ın şeyi var, savaşı var. Romanlar 10 milyon euro diyor. Galatasaray bu rakamlar asla olmaz diyor. Romanlar tabii Türk medyasında bu şeyi de özellikle Roman basında yer alan haberlerin hemen Türkiye'ye yansımasıyla beraber bunun baskı unsuru olarak kullanmaya çalışıyor. Buna karşın Galatasaray'da başkan da bence son derece yerinde bir çıkış yaptı. Morutan Fatih Hoca'nın istediği yetenekli bir oyuncu, çok özel bir oyuncu. Ama dediğim gibi biraz daha zaman alacak gibi gözüküyor. Hele bu rakamlara transferi çok zor. Tabii Roman basınının Galatasaray üzerindeki baskı kurma yolundan bahsetmişken karşı baskıyı da aslında Galatasaray yönetimi sizler bizler basın mensupları ne yapmış olduğu açıklamalarla belki de Steaua Bükreş cephesine bir mesaj yolluyordur. Bu Kesinlikle. rakamlara anlaşılamayacağına dair. Peki gelelim Şöyle bir Murat'a. şey Buyurun. Ceyda, son bir şey Tabii. söyleyeyim. Mesela ben de Romanya tarafında yaptığım istihbaratlarda Galatasaray'ın tezleri de güçlü. Yani şimdi Morutan konusunda Galatasaray şunu çok iyi biliyor. Evet, Bekali bu oyuncu önce 12'den başladı, sonra 10 milyona veririm muhabbetine girdi. Ama şunu da çok iyi biliyor Galatasaray cephesi. Bu oyuncu sonuçta Steaua Bükreş Avrupa Kupası'ndan elendikten sonra çok fazla dillendirilmeye başlandı oyuncunun satılması ve Galatasaray'la anlaştığı iddiası ki bunu Bekali bizzat açıkladı. Şunu Romenler çok net bir şekilde söylüyor. Yani ben Romanya'dan aldığım istihbarat, Romanya'da tanıdıklarımızın oradaki o kulüp ve yetkililerle yaptığı görüşmeler çerçevesinde aldığım istihbaratı söylüyorum. Morutan'ı zaten elde tutarsa 2 sene sonra bunun değeri çok düşer. Bu yetenekli oyuncunun değeri çok düşer. Bunun farkında. Galatasaray da bunun farkında. Yani karşı tarafın tezleri var. Buna karşın Galatasaray'da dersini Morutan konusunda iyi çalışıyor. Öyle değil.